Osmanlı Ocakları olarak 72 ilde 4... Seçimlerde bir yeni siyasi parti de Osmanlı Ocakları'ndan. Kurulacak olan siyasi partinin ideolojisinin aynı olacağı ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağı belirtildi. Milletin bağrından çıkmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bütün il ve... Bir yeni siyasi partide Osmanlı Ocakları'ndan, Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Can Polat, yeni kurulacak partinin ideolojisinin aynı olacağını ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alacaklarını belirtti. Partimizi kurma kararını almış bulunmaktayız. Şahsım olarak kurulacak partide genel başkanlık görevini veya yöneticilik yapmayı düşünmüyorum. Ama Osmanlı Ocakları'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde faaliyet yürütmesini de bekliyorum, gözetliyorum. Kimseye küskünlüğümüz yoktur. Kimseye kırgınlı, kırgın da değiliz. Yaptığımız hizmetlerin karşılığını önce haktan daha sonra milletimizden beklemekteyiz. Bugüne kadar devletimizin ve milletimizin lehinde politikalarda faaliyetler yürüttük. Bundan sonra da yine aynı ruhta ve aynı duygularda faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Bizim bir sloganımız var. Kefenli liderin kefenli askerleriyiz. Biz ülkemiz ve milletimiz adına mücadele eden devlet büyüklerimiz için kefenlerimizi çıkartmadığımızı da buradan bir kez daha belirtmek isterim. Yine cumhur ittifakının içerisinde yer alacağız. İhanet yok bizde. Olamaz. Sadakatle, aşkla Coşkuyla milletimizin güzel yarınları için her türlü fedakarlığa her zaman olduğu gibi yine hazır olacağız. Osmanlı ocakları olarak aynı duruşa devam edeceğiz. İdeolojimizden veya fikirlerimizden bir sapma olmayacak. Bugüne kadar toplumun her kesimine gönlüne dokunabildik. Türkiye'de kurulan Osmanlı ocakları dünyada konuşulur bir STK haline geldi. Amerika'nın Pentagon'un hedefi haline geldik. PKK'nın infaz listelerine girdik. FETÖ'yle mücadelenin meşale ateşini biz yaktık. FETÖ'nün yayın organları önünde eylemler başlatarak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve AK Parti Genel Merkezi'nden gelen telefonlarla yine başta AK Parti Genel Merkezi ve yurdun dört bir yanında meydanlarda ülkemizi ölümüne müdafaa ettik. Her zorlukta ülkemizin ve milletimizin yanında var olduk ve bundan sonra bu varlığımızı bir siyasi parti ekleyerek devam edeceğiz. Biz Osmanlı medeniyetini cumhuriyetin değerlerinde yaşayıp yaşatıyoruz. Bu hedefimizi siyasi konjöktür içinde de var etmeyi hedefliyoruz. Kuracağımız parti de bu değerler üzerine olacaktır. Kamuoyla saygıyla duyurulur. Partimizin ilk üç ayda üye sayısını hedef üye sayımız en az 500 bin olacaktır. Bunu söylemek isterim.